Bunların en önemlilerinden birisi de bizim Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin geliştirilmesi konusunda, eğitilmesi konusunda yapılan anlaşmalardı. O doğrultuda Türkiye uzun yıllardır Azerbaycan ordusunun eğitimi, onların yetişmesi konusunda çok büyük destekler verdi. Hatta Azerbaycan gençleri bugün bizim harp okullarında 1991'den beri eğitim gördüler, subay çıktılar ve bugün cephede savaşan kişiler, işte o gençler veya yönetenler, o subaylar. Hatta bizim harp okulumuzun ufak bir modeli Azerbaycan'da kuruldu. Son derece disiplinli, son derece dünyayı okuyabilen, geleceği gören, yani güçlü ve bilinçli bir ordu oluştu Azerbaycan'da. Tabii bu savaş sırasında Sayın Aliyev sık sık yumruk hareketi yapıyordu. Evet. İşte bu hareket son derece önemliydi. Hem moral açısından hem de Azerbaycan'a karşı olan gruplar açısından biz her zaman sizin başınızı ezeriz yanlış olursa. Çünkü Azerbaycan 200 yıldır Ermenilerden bu tür katliamları görüyor. Tam 200 yıldır çok büyük acılar çekti. Ama bunu, Allah'a şükür ki Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra hem dünyada ayakları üzerinde duran bir devlet oldu, uluslararası kuruluşlar tarafından tanıdı. Petrolün getirmiş olduğu işte o gelirleri çok sağlıklı bir şekilde kullanırken, diğer taraftan da bu petrol gelirlerinin sonsuza kadar devam etmediğini düşünerek petrol dışı sektörlere de son 5-6 senedir özellikle tarıma, sanayiye çok önem vermeye başladı. Ben biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi bu 44 günlük süreç içerisinde Azerbaycan'a 4 kere gittim. İlk gidişimiz Sayın Çavuşoğlu'yla, Dışişleri Bakanımızla Aliyev'i ziyaret ettik. Orada işte Aliyev'in son derece moralli olduğunu, Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu, bundan sonra bu coğrafyanın makus, Türkiye ile birlikte bu coğrafyanın makus tarihinin değişeceğini çok moralli bir şekilde söylediler. Ve orada tabii bunları söylerken biz eğer Ermeniler şu lafları her seferinde etti, Ermeniler tekrar bir şeye kalkarlarsa bu sefer onlara daha fazla bir şeyde tepki göstereceğiz şeklinde. Yani o konuda Azerbaycan ordusu, halkı hazır. Hatta Azerbaycan halkında, kamuoyunda şöyle bir şey var. Ya girmişken bunun tamamını alsaydık, işte o Ermenileri tamamen buradan çıkarıp atsaydık. Ama şimdi bir şey var. Yıllardır orada yaşayan gruplar var. Ama o topraklar Azerbaycan toprağı olarak bir kez daha tescil edildi. Yıllardır, bakınız tam 30 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınmış 4 tane karar var. Bu kararların hepsinde diyor ki 1974'te alınan, 73'te alınan kararlar, 1900 pardon 93'te alınan kararlar, hepsinde bu topraklar Azerbaycan'ın toprağıdır. Bu toprakları Ermenistan işgal etmiştir. Derhal bu topraklardan çekilmesi gerekir diye uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlar var. Maalesef bunu yerine getirmediler. Böyle bir çifte standart uygulandı. Ama Azerbaycan bundan sonra o topraklarını koruyacaktır. Ve en ufak bir şeye de misliyle cevap verecek bir durumdadır. Tabii o konuşmalarda Sayın Aliyev de bizim İHA'larımızın, SİHA'larımızın Azerbaycan'da son derece önemli görevler yaptığı,
ve onların savaşın kazanılması konusunda son derece Evet. bir evet Kaderini değiştirdi. kader savaşın kaderini değiştiren silahlar olduğunu her seferinde söyledi. Daha sonra ben meclis başkanımızla gittik. Yine Aliyev aynı hava içerisinde Türkiye'nin desteğinden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye muhalefetinin, yani Türk insanının hepsinin desteğinin Azerbaycan'la olması onlara çok büyük bir güç vermişti. Biz o seyahatte Sayın Meclis Başkanımızla Gence'ye gittik. Hatırlarsanız ilk sivil saldırıyı, sivil insanlara füze saldırısını Gence'ye yaptı Ermenistan. Orada siviller ölmüştü, yaralılar vardı. Biz gittik o yaralıların olduğu bölgeye, ölenlerin olduğu bölgeye, işte onların yakınlarına başsağlığı diledik. O bölgeyi gördük. Gerçekten de içler acısı, şehrin merkezine, sivillerin yaşadığı yerlere bomba atmışlar. Harbin de bir ahlakı vardır, bir hukuku vardır. Maalesef bu geldiğimiz çağda Ermenistan bunların hiçbirini yerine getirmedi. Ve orada biz orayı ziyaret ettiğimizde o insanların yakınlarının, o yaşlı insanların o söylediği sözler gerçekten bizleri çok duygulandırmıştı. Ve bir yaşlı teyzemizin "Kurban olayım Türk halkına, kurban olayım sizlere" demesi bizi son derece duygulandırdı. Ve biz, bu topraklar bizim topraklarımız. Ermenilerin bu topraklarda ne işi var? Benim yakınlarımın mezarı burada, kocamın mezarı burada, çocuklarımın mezarları burada. Ben ölsem de buradan bir yere gitmem. Ben yine buradayım. Gelsinler benim canımı alsınlar. Böyle duygu yüklüydüler. Ve çok enteresan bir şey vardı. Savaş oluyor, sanki bombalar yağıyor. İnsanlar gayet rahattı. Yani biz kimseden korkmuyoruz. Bu topraklar bizim topraklarımız. Şehit de oluruz, ölürüz de diyen bir haykırışlar vardı. O bakımdan Azerbaycan hükümeti de hazır, Cumhurbaşkanı da hazır, halkı da hazır. Böyle bir bilinçlenme var. Onun için bundan sonra müsaade edilmez en ufak bir şeye. Evet. Misliyle cevap alır karşı taraf.